Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Canlarımız, sevgili abonelerimiz, nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? Biz iyiyiz. Yanıyoruz hatta şu an. Biraz fazla sıcak oldu buralar. Kadraja girmek için çok yakına oturduk. Ateş çukurunu tamamladık. Siftah da yaptık. Evet. Bir test edelim dedik. Gayet güzel oldu. Bahçe için düşündüğümüz şeyler var. Onlar tamamlandıktan sonra resmin tamamı çok daha şık ve güzel olacak diye düşünüyorum. Bir buralara çimen ekilecek vesaire. Zaten devamlı videolarda söylüyoruz. Bugün ateş çukurunu yapmaya başladık. Önce bu bahçe işleriyle ilgili videomuzu izleyelim. Bugün biraz ter döktüm ben. Burada onu izleyelim. Ardından tekrar geliyoruz arkadaşlar. Bu bölge daha önceden forseptikmiş arkadaşlar. Burada bir böyle beton var derdi. Biz buraya bir süredir sobanın külünü döküyorduk. Toprak altlı olsun, üstüne koyduğumuz toprak daha zengin olsun. Böylelikle çimim, hani herhangi bir kellik oluşmasın bir yerde diye. Şimdi bu bölgeye çok uzun zaman önce getirdiğimiz toprağımız da şurada, getirip buraya koyacağız. Şurada ben bir ufak taslakla belirttim. O bölgeye de daha önceden, şurada hemen sizi götüreyim. Şuradaki ve şurada daha önce bin olduk için iki tane ateş çukuru yapmıştık arkadaşlar. Bunları kullanarak büyük bir ateş çukuru bu sefer yapacağız. Oraya taşlardan yerleştireceğiz. Etrafını toprakla kaplayıp daha sonradan da buraya çim ekeceğiz komple. Önce biz taşlarımızı taşıyalım. Sonra toprağımızı yapıp burayı komple düz bir hale getirelim. Sanki altında böyle bir yer yokmuş gibi. Sonra bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar, bu taşları hatırlarsınız. Kümesimizi yaparken köşede bulmuştuk. Yine elimizdeki şeyleri değerlendirerek bir şeyler yapıyoruz. Oh, imanım gevredi arkadaşlar. Çok kolay değilmiş kürekle çalışma. Yavaş yavaş kapanmaya başladı arkadaşlar. Üstüne bunu tüm bahçeyle birlikte bir daha bir çapalayıp bir de çim yaptığımız zaman bence gayet güzel gözükecek. Şimdi dışına da taşlar yerleştireceğiz bunu toprak bitince. Ama yorucu, çok yorucu. Biraz nefes nefeseyim, kusura bakmayın. Şimdi diyeceksiniz ki, akıllı Deniz, madem bu toprağı buradan buraya getireceğim, neden traktörü oraya döktürdün? Çünkü arkadaşlar, traktör ne buradan ne de buradan içeri giremiyordu. Bırakabildiği maksimum yakınlık buydu. O yüzden buraya döktürdük. Ayrıca bu toprak sadece bu ateş çukuru için değil. Şimdi burası çim ekileceği için size şöyle göstermeye çalışayım. Bakın yere doğru baktığınız zaman zemin düz gibi gözükse de ufak bombeler var. Bu bombelerin düzeltilmesi için de buraya komple, bahçeye komple toprağı serip ondan sonra bir çapalama yapacağız ve şu anda böyle gördüğünüz alana çim ekeceğiz arkadaşlar.
ateş çukuru için çalışmalar devam ediyor. Şimdi tabii ileride şurayı çimlendirip, şuraya bir hamak alıp, salıncağımızı şuraya indirip, lastiklerden de bir de oturma yerlerimizi yapınca daha güzel olacak. Daha güzel videolar çekeceğiz. Hocam şu çuval içine şöyle göstereyim. Daha minik parçalar vardı. Yani yakmalık minik parçalar koydum. Çuval da biraz kolay tutuşmasını sağlıyor. O yüzden önce bu çuvalı koyacağım. Güzel oldu ama ateş çıkıyor. Evet. Zannediyorum aslında bizim Haziran'ın sonuna kadar aslında burası tamamen bitmiş olur diye tahmin ediyorum. O Haziran olmaz bile bence. Evet, Haziran sonu olmasa süper olur. Bence. Ne haber bana? İnsanlar oyun bas. Ya lastiklerle aslında Deniz oturak gibi bir şeyler yapalım diyor, dört tane değil mi evet, Deniz? Ama tam ne yapacağıma karar veremedim. Elimde yeterli malzeme de yok yine. Aslında tahta arıyorum. Yani şöyle düşündüm. Şunları şöyle iki tane yan yana koyup araya da tahtayla böyle bank gibi sırtlıklı mırtlıklı böyle tam da dört tane var. Yani iki tane bir sağına bir sonra oturma yeri mi yapsak? Yoksa hareket edebilen bir şey mi yapsak? Sabit yapmasak mı? Yoksa şu bunları toprağa gömeceğim. Hani kesip daha sabit, daha karar vermedim ona. Ama ilerleyen bölümlerde bunlarla da bir şey yapacağız tabii. Ya da yani komple bankı başka bir şey yapıp bu lastikleri farklı şekilde mi değerlendirsek? Belki. Henüz tam karar vermedik. Fikir verebilecek olan varsa lütfen yorumlara yazsın. Lastiklerle ne yapabiliriz? Ama lütfen saksı yapın demeyin. Saksı yapmak istemiyoruz arkadaşlar. Daha böyle yaratıcı güzel fikirler varsa onları açığız. Hani yuvarlak ortada boyayıp saksı yapmak istemiyoruz. Dediğim gibi ya oturma yeri yapacağız. Yani şöyle şöyle de gömebiliriz aslında. Şöyle şöyle gömüp şöyle de bir bez sarıp bunları güzel boyayıp hani şöyle oturma yeri gibi de olabilir. Tahta belki daha deminki gibi daha çok kişi oturabilir. Yani şimdi böyle söylediğinde 4 kişilik olur, öbür türlü 6 kişi oturabilir aşağı yukarı. Yani bilmiyorum, bakacağız. O da artık ilerleyen günlerde gösterecek. Yanıyor mu? Yanıyor. Yanıyor. Bunun çok alev büyümedi ama birazdan tutuşacak. İçindeki minikler tutuşmaya başladı. Çuvalın içindekiler. Evet, çayımızı kahvemizi yapalım. Bu akşam burada biraz ateş başında vakit geçirelim. Tabii arkadaş şöyle bir şey de var. Bu akşam yakacağımız soba gittim odunu şu an ben burada yakıyorum. Ha, yani akşam evde soba odun yakamıyor muyuz? Var. Akşama da odunumuz var. Hafta sonunda yağmur var. Dediğimiz gibi odun da bulamıyoruz burada şu an. Satılmıyor. Yani satılıyor da 15-20 gün sonrasına gün veriliyor. Artık pazartesi günü tekrar ormana çıkıp böyle ufak tefek kuru dalları alabilirim. Kısmet. En kötü doğalgazımız var en kötü. Yakmak istemesek de. Evet. Tamam, bu yana dursun. İşte yapmaya başladık ufak ufak. Hava izin verdiği ölçüde. Çünkü şimdi iki gün gene yağmur var. Haftaya da burayı komple çapalayıp işte çim ekimini yapmak istiyoruz. Ama yani şunu anladık, akşamları veyahut da kışın burada sıcacık oturabileceğiz. Birazcık daha böyle geceleri biraz daha soğuk oluyor. İçeceğimizi alıp şöyle sıcak bir şey, güzel. Kafa dinlemek için güzel çok güzel olacak. Oturaklarımızı da yapınca burada çok güzel iki çift, üç çift evet. Ateş başında keyif yapabiliriz. Kahvelerimizi, kafeyi vesairelerimizi alabiliriz. Bam bam yanacaksın, yanacaksın. Arkaya oğlum korkutma beni. Bol köpüklü kahveden bize destek olanlarla birlikte belki bir... Aynen. Belki katıl kısmından bize destek olanlarla birlikte bir şey organize ederiz bahçemizde. Aslında olur. Bugün aklıma öyle bir şey geldi. Sana diyecektim, bir çekiliş mi yapsak? İleriki videolarda bunu duyuralım. Bize katıl butonuyla destek olan bir kişiyi ya da bir çifti burada bir gün geçirelim onlarla birlikte. Onları buraya misafir edelim. Misafir edelim. Sabah güzel bir kahvaltıyla akşam bir mangalda bitirelim. Aa süper olur. Çok güzel olur. Hani? Yani hem sosyalleşmiş oluruz, kaynaşmış oluruz. Tamam, çok sıcak değil mi senin için? Demin tahtayı yiyordu ya. Şimdi dün yediğin hurmalar bugün. Yani. Ya bizim için çok keyifli bir aktivite olur.
organize edilebilir. Evet, ilerleyen yani. Videolarda bu şekilde bir etkinlik düzenleyelim. Evet, canlarımız, ciğerlerimiz, sevgili abonelerimiz, gelelim videonun yine en önemli kısmına. Henüz abone olmadıysanız, abone olduysanız ama bildirim zilini açmadıysanız lütfen. Evet. Bunları bir kontrol edelim. Hemen abone olalım. Katıl'dan da bize destek olabilirsiniz. Katıl butonumuz aktif. Onun için de bir tanıtım videosu çektik. O kısmı tıklarsanız izleyebileceksiniz. Onun dışında tavsiye edin bize arkadaşlarınıza. Gerçekten desteğinize çok ihtiyacımız var. Eğer keyif alıyorsanız, videolarımızı beğeniyorsanız, beğenin. Beğenmiyorsanız da beğenmedim deyin. Ve eleştirileri de dediğim gibi açığız. Onu da yorumlarınıza belirtebilirsiniz. Bize gerçekten olumlu anlamda dönüş yapmamızı sağlayacak bir şey. Kendimize düzeltmemiz gereken tamam. Ya da videolarda görmek istediğiniz şeyler varsa bunlar bizim için önem arz edecek. Hep birlikte efendim. Daha güzel şeyler yapabilmeye başlayabiliriz. Evet. Hem desteğinizle hem bizi yönlendirmenizle daha keyif alacağınız içerikler üreteceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.